Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber değer kaybeden komutanlar Hangi komutanlardan uzak durmamız lazım artık? Bize sahada fayda sağlamayacak olan işte piyade, okçu, süvari hangi komutanlar var? Ya da gerçekten her hesapta yani bir piyade hesabında, bir okçu hesabında ya da bir süvari hesabında ya da bir karışık hesapta hangi komutanlar? Yani gözümüz kapalı zaten şöyle kullanılabilecek olması gereken komutanların üzerinde durmayacağım. Zaten biz bu komutanları çok fazla tanıyoruz. Onları sadece belirterek geçeceğim ama asıl konumuz değer kaybeden yani bir milyoncularda bile artık eskiden Türkiye'de bir milyoncular vardı. Orada bile satılsa dahi alınmayacak uzak durulması gereken komutanları el alacağız. Yani değer kaybeden. Şimdi uzatmadan hemen bir videomuza geçelim. Şimdi önce bir piyade ile başlayalım. Piyade komutanları. Bir piyade hesabında yani bir piyade oyuncusuysan ya da fark etmiyor ya da bir karışık kıta çıkan bir hesabın varsa örnek veriyorum bir kıta piyade ya da iki kıta piyade çıkabiliyorsan bir Spizio'nun mutlaka olması gerekiyor. Bir luiche'nin de olması gerekiyor. luiche önde Spicio arkada Spicio arkada luiche önde işte kullanabiliyoruz bizi Gorgo falan oluyor. Bir Guanyu yine hala da hali hazırda hepimizin sahada kullandığı bir komutan. Bu komutanları kullanırken de aslında yeni komutan olsun eski komutan olsun bunu bunu şu konuyu göz önünde değerlendireceğiz. Bir komutanın alan hasarı vurması artık bizler için çok önemli. Biz bu alan hasarı ok konusunu okçularda çok fazla ön plana çıkıyor. İşte 3 kıtaya vuruyor. Yani üç düşman kıtasına, 5 düşman kıtasına gibi. Önemli olan en önemli olan daha doğrusu hususlardan birisi bir komutanın alan hasarı vurması. Burada bir mesela Spisio'da yine bir bakın alan etkili bir vuruş burada yine tekrar bir e, Luisyde alan etkili bir vuruş, yine burada Guanio'da bir alan etkili e, gibi gibi bunlar da bir komutan için çok önemli yeni ya da eski olsa mesela bir Tarık var e, Tarık tek hedefli e, bu mesela sadece ben ben sahada Tarıkın kullanılması gerektiğini düşünmüyorum sahada da kullanmıyorum açıkçası ya ama bir hesabınızda e, olmazsa olmaz mı yani bir piyade hesabında olmazsa olmazlardan biri mi bence değil e, yani bir rallyci değilsen kesinlikle hiç hiç değil. Normal bir açık alan oyuncusu hiç sanda bence bir tarağa ihtiyacın yok. Yani olması gereken piyade komutanları şu üçlü benim nazarımda. Sargon çok önemli mi değil mi olursa olmaz mı o da ben az çok ikilemdeyim. Ama bir gorgo olması gerekiyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir piyade hesabında benim için en önemli olması gereken komutanlar Spisio, Duice, e Guan Yu ve Gorgodur. Diğerleri tartışılır mesela bir Tarık işte Pakal bunlar. Şimdi onlara tek tek değerlendireceğiz. Dediğimiz gibi bir Tarık olmazsa olmazlardan biri değil benim açımdan. Bir Leonidas var. Asıl konumuz bu. Değer karbeden yani eski komutanlardan hangilerinden uzak durmamız gerekiyor? Hangileri bizim işimize yarar? Leonidas zamanında çok fazla kullandık. ben genelde hep Guan Yu'nun arkasında kullanıyordum Leonidas'ı. Leonidas hasar Leonidas, veren bir komutan değil aslında buff ve debuff yönünden çok fazla Leonidas'ı kullandık. Yani bize yardımcı bir komutan. ikinci komutan olarak kullanıldı. Ben şu anda birkaç değişiklik yaptım. Bu değişikliklerden bir tanesi de Guanyu'nun arkasına Leonidas atıp sahaya öyle çıkacağım. Önceden mesela Sargon koyuyordum Guanyu arkasına. Hani biraz daha tank oluyordu. Ama şöyle düşündüm. Bana bir buff debuff sağlayan bir kıta da gerekiyor. Mesela bir trajanım olsa kesinlikle bir kıta trajan sahaya çıkarım ama bu buff debuff'ı Leonidas'tan kazanmaya çalışacağım. Neden derseniz yine alan etkili bir vuruşu var. Leonidas'ın yani şimdi ele aldığımız konulardan, değerlendirdiğimiz konulardan bir tanesi dediğim gibi yine eski komutanlar değer kaybeden komutanlar ya da hali hazırda kullanılabilecek eski komutanlar hangileri bunları değerlendireceğiz. Birincisi alan etkili. Bu bir artı bir bizim için. Yani hala daha bir kullanılabilirliği mümkün olabiliyor. Tabii ki de alan etkili olması demek bu komutanı bizim hala kullanacağımız anlamına gelmiyor. Ama burada bir bize bir artı bir sunuyor. Sonraki 3 saniye boyunca bu komutanın kıtasının sağlığı yüzde %30 artar. Yani 3 saniye boyunca yüzde %30 sağlık artışı var. E, bu da çok önemli. Biliyorsunuz sağlık konusunda ben en azından ben çok e, sağlık konusuna dikkat ederim bir komutanın becerisi becerilerinin içerisinde sağlığın olması çok çok önemli bu süvari de olsa piyade de olsa okçu da olsa e, hastanemize daha fazla faz, yani daha yardımcı oluyor e, sağlığın olması yelpaze şeklinde bulunan bir alana 3 tane kadar düşman kıtasına 600 hasar faktörü vuruyor. Bu beceri kullandığında susturulduysa bir saniye içerisinde negatif yücü alırsa bu beceri fazladan yüzde 50 doğrudan fazla ne diyor fazladan yüzde50 doğrudan hasar verir burada bir sağlık var yüzde30 çok iyi alan etkili olması Bu da çok iyi şimdi Leonidasta şöyle bir durum var ikinci becerisi bir komutanın öfkesinin daha hızlı dolmasına sebep oluyor Bu da çok iyi mesela bir Guanyu'nun arkasına attığınız zaman yüzde on öfkesi daha hızlı doluyor. Guan Yu daha fazla daha çabuk skill atacak demektir bu. Bin öf öfke gereksinimini, gereksinimini büyük ölçüde düşürecek. Sağlık sadece diyor ki sadece piyade varsa bir kıtanın içerisinde %30 savunma artışı kazanıyor. %15'te öfkesi daha hızlı doluyor Leonidas'ın. Burada yine bir artı var. Yani Leonidas bence kullanılabilir. Mesela %50'nin altına düştükten sonra %10 ihtimalle 3 saniye boyunca hasar hemen kalkan faktörü açar iade birimlerine saldırısını %15 artırıyor. %10 ihtimalle bu beceri çok önemli değil. Yani %10 demek 10 kerede bir, 100 kere de 10 kere tetiklenmesi demek ama şu anda bu skill'lere, bu becerilere baktığımızda ve buff ve debuff'lara baktığımızda bence Leonidas hala eski bir komutan olmasına rağmen bence sahada kullanılabilir. Değer kaybeden komutanlar arasında tabii ki de değer kaybetti ama çok da böyle aman aman bir değer kaybı olduğunu düşünmüyorum. Dördüncü becerisi diyor ki bu komutanın kıtası haritadayken her temel saldırı başlattığında %25 ihtimalle 5 saniye boyunca %10 arttırır. Bu etki 4 defaya kadar birikebilir. Yine %25 bir tık daha iyi. Uzmanlığı ne diyor? Bu komutanın kalan birimi %10'un altına düştüğünde düştükten sonra 10 saniye boyunca kıtanın verdiği hasar %400 artar ve aldığı hasar %50 azalır. Yani girip çıktığında yani herhangi bir kaynak noktasına ya da binaya girince sıfırlanıyormuş bu becerisi çok çok önemli değil. Zaten biliyorsunuz birçoğumuz genelde zaten sahada sarıya düştüğümüz zaman hemen olduğumuz bölgeden kaçıp hemen salarımızı yeniliyoruz. Bazı deliler de var, manyaklar da var. Yani kıtası ölene kadar sahada savaşıyor. Öldükten sonra hemen tekrar bir daha çıkıyor gibi. O zaman daha önemli. Yani biz bu komutanı nasıl kullanabiliriz? Bu komutanı 5-5-5-5-1 olarak yapabilirsiniz kafadan. Hani tasarruf etmek istiyorsanız yeni oyuncular için bahsediyorum. Eğer bir Leonidas yapmak istiyorsan tabi 5-5-5 bir yapabilirsiniz. Dediğim gibi uzmanlığı ve dördüncü becerisi çok çok önemli değil. Bir Zenobia. Değer kaybedenlerde bir de Zenobia'ya bakalım. Zenobia hala e, KVK savaşlarında bayrakta kullanılıyor. Ben genellikle c oynuyorum. 28. 97'de de oynuyorum. 28-97'de de C-Sit'iz. Zenobia'yı gördüm. Hem de fazlasıyla gördüm. Zenobia arkası Heraklius gördüm. Zenobia arkası Gorgo gördüm. Zenobia arkası Flavius gördüm. Hani ne hikmetse Zenobia'yı önde kullandılar. İyi rapor alanlar da var. Kötü rapor alanlar da var. Değer kaybedenler arasında hala da Zenobia bence kullanılabilir. Ama tabii ki de Gorgo mu kesinlikle bir Gorgo'ya sahipseniz kesinlikle bir Gorgo kullanmalısınız. Yani Gorgo arkası Flavius yapabilirsin. Gorgo arkası Heraklius. Gorgo arkası Konstantin bile artık çalışıyor. yani bu tarz şeylerde kullanılabilir. Zenobia'da yapılması gereken komutanlardan biri mi? Kesinlikle değil artık. Ama değer kaybetme anlamında ben yine de çok fazla değer kaybettiğini düşünmüyorum. Zenobia'nın yine de biz Zenobia'm, Zenobia'm varsa en azından D ve C sitlerde bir garnizon tutarsın. B ve A sitlerde e, görmedim. Yani daha test etme şansım olmadı. Şimdi bir 28 şey 20 61de bir tekrar bir KVK'mız var. E, orada sağda görürsek değerlendiririz, bakarız raporları nasıl geliyor ama dediğim gibi C ve D sitlerde Kullanabilirsiniz. Bir Pakal'ımız var. Pakal bakal. yine tek hedefli. Ee, ne diyor? 1300. 3 saniye boyunca hasar hemen bir kalkan açar. Kalkan kendisinin 1300 hasar faktörü var. Ee, bunu da geç. Falan filan. Uzmanlığıyla beraber 3 saniye boyunca falan. Ha Pakal. Pakal ee, şu anda hala da bir piyade rallilerinin vazgeçilmezlerinden biri. Ne yazık ki. Ee, Tarık'ın arkasına koyabilecek bir koyulabilecek bir lüçe var. Hani bazen kullanılıyor. Arkasına koyabildiğimiz herhangi bir, burada rally komutanı olmadığı için piyadede de Tarık Pakal yapıyoruz. E dediğim gibi e, sağda kullanıldığını çok gördük zamanında. Hala da bazen kullanılıyor ama ya kesinlikle değer kaybeden komutanlardan bir tanesi. E, tek hedefli olması eksi bir. Vurmuş olduğu hasar 1300. Hasar hemen bir kalkan açıyor. 500 falan. E, piyade sağlığı bonusu %30. intikal hızı %15 sondaki önemli değil. Piyade saldırı bonusu %40. E yine iyi iyi statları var eski bir komutan olmasına rağmen. E olmazsa olmazlardan bir tanesi değil. Değer kaybedenler anlamında %50'nin 50 kadar değer kaybetmiştir benim gözümde. Ama dediğim gibi biz hala bir piyade e, rallisinin arkasına bir komutan bulamadığımız için pakalı kullanmaya devam ediyoruz. Ama kesinlikle eğer elinizde bir pakal yoksa açık alan oyuncusuysanız sizin için büyük bir kayıp değil. Sargon'u zaten söylemiyorum. Sargon, ye Sargon yeni bir komutan. Tank bir komutan. Bunun üzerinde çok durmayacağım. E, Gorgo bir fiyatı elinde olması gereken olmazsa olmazlardan biri. E, Konstantin. Konstantin de burada e, normal hasar yani hasar bize hasar anlamında fayda sağlayan yine bir komutan değil. E, trajan gibi düşünün. Yani buff ve debuff sağlayan bir komutan. İşte müze buffıyla falan filan yine bir şekilde... Gorgon'un da gelmesiyle, Gorgo ile beraber iyi çalışmasıyla beraber biraz daha ön plana çıktı. elinizde yoksa büyük bir kayıp değil. bir garnizon değilseniz yine bir kayıp değil. Ama dediğim gibi bakın burada bazı saldırı azaltma 45 saniye boyunca hasar düşüşü yüzde 10, 5 saniye bu, 5 taneye kadar düşman doz veya da ne diyor? Müttefik ya da dost kıtaya %10 hasar düşüşü veriyor. Piyade birimlerinin sağlığı %40. Bu garnizondan alakalı bunu geçiyoruz. İyileştirme faktörü 1500, beceri hasar düşü %40. Çok iyi bir rakam. Bu komutanın kıtası %5 saldırı ve %5 savunma kazanır. Yani eğer bir Konstantin'iniz varsa sağda kullanılabilir. Buff ve debuff açısından size çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hatta bu KvK'da dediğim gibi yine farklı bir sistemle oynayacağım. Konstantin'i bir komutanın arkasına koymak istiyorum. Tabii ki de hasar vermek için değil, tekrar diyorum buff ve debuff'tan yararlanabilmek için. Evet aslında üzerinde duracağım piyade komutanların arasında en fazla üzerinde duracağım Harald Sigurdsson. Harald değer kaybeden komutanlar arasında çok 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 bence en fazla değer kaybeden komutanlardan bir tanesi Harald. E, tek hedefli bu işte etrafı sarılıyorsa 3 taneye kadar düşme aktasına 1500 hasar faktörü veriyor. 15 düşürme, hasar düşürmesi e, bu beceri kullandıktan sonra verdiği hasar iksirliğini %20 artar. Çok değer kaybetti bence. Piyade saldırı bonusu %30. Hasar düşüşü %10. E, piyade saldırı bonusu %10. Hasar düşüşü %30. Çok kötü bir rakam. Birincisi için söylüyorum. Piyade saldırı bonusu, intikal hızı bonusu. Piyade birikim başına. Bu komutanın %20 ihtimalle, %20 ihtimalle falan filan çok çok düşük bir rakam. Burada yine bir eksik trafı tarışınan falan en fazla 10 kıtacı açıp muhabbeti var. E, kesinlikle yapmayın. Harald'dan uzak durun. Yani bir Pakal Harald sürekli sağlarda dönüp duruyordu. Harald yapacağına Luiche yap ya da dediğim gibi bu, bu komutanlara kesinlikle kafa basmayın. Değer kaybeden komutanlardan bir tanesi de Harald Sigur'sun emdi çok fazla. Bir Martel var. Martel KVK1, KVK2 e ardından bitiyor. Burada yine iyi buff'e de buff sağlayan bir komutan, Müze buff'ı da geldi. Sağa e, sahada size çok fazla aman aman bir hasar vermeyecek, hasar sağlamayacak ama e, yine sahada böyle bir buff debuff kırılması yaşatır size. E, herhangi bir komutanın arkasında e, kullanılabilir. Komutan sıkıntısı yaşıyorsan, Spisyonun arkasına at, Guanyunun arkasına at. Spisio ile çalışır mı bilmiyorum, test etmedim. E, yine sizin için olmaz olmaz bir komutanlardan biri değil, kesinlikle değer kaybetti. Ama velakin e, müze buff'larıyla beraber, yeni gelecek güncellemedeki müze buff'larıyla ile beraber belki. Charles Martel'i kullanmaya tekrardan başlayabiliriz. Ben kullanıyorum. Çünkü buff ve de kırılması yaşatıyor. Gerçekten buradaki statları, buffları çok iyi. Flavius zaten bir hali hazırda. Piyade garnizonu hala da aktif şekilde kullanılıyor. Richard değer kaybeden komutanların en başında geliyor. En dibe vuranlardan bir tanesi Richard. Kvk 1'de Kvk 2'de bayrağı koy o bayrağı yıkamazlar. Yıkılmaz ama çoklu barbar var kesmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle uzak durun. Alex'imiz var ve Alex de yeni zamanda çok fazla ön plana çıktı. Alex'i de kullanıyoruz artık. Luce'nin Luce ile Luce beraber çalışmasıyla fazla ön plana çıktı. Değer kaybetti mi? Bence değer kaybetmişti ama yeni gelecek bufflardan, müze bufflarından sonra tekrar daha biz Büyük İskender'i daha fazla kullanacağız. Hala da kullanmaya devam ediyoruz. Pirus'a zaten girmiyorum. Çok. Ok. Yine tek hedefli bir hasarı var. Yani çoklu değil. 1700 hasarı var. Hasar faktörü çok iyi. Burada tek hedefli olmasından dolayı eksi bir hasar. Doğrudan hasar faktörü 1700. Kötü değil burada. Kendini kurtarıyor. Ek hasar faktörü de var burada. 30'un altındaysa 300 demiş. Riyade saldırı bonusu %40. Hasar bonusu %5. Yine aynı pakala benziyor biraz. %40 ihtimalle %50 hasar düşürüyor. Çok kötü. %50 ihtimalle bakın burada hep ihtimal üzerine. Burada uzmanlığı açıldığı zaman alan etkili falan filan diyor yelpaze şeklinde alan. Şey yok da çok fazla değer kaybeden komutanlardan bir tanesi elinizde olsa da olur, olmasa da olur. Bizim en önemli yapacağımız, ilgileneceğimiz nokta artık yeni bir komutan geldiğinde ya da eski komutanlar kullanılabilir mi? kullanabilir miyiz diye düşündüğümüz komutanlar yeni gelen komutanlar yapalım yapmayalım en önce bakacağımız nokta alan etkili mi tek hedefli mi önce buna bakacağız ardından diğer beceri ve skilllere bakacağız bence dediğim gibi artık alan etkili ise kesinlikle hiç düşünmeden yapılabilir alan etkili değil tek hedefli ise bence yapmayın kardeşim açık ben söyleyeyim hemen bir süvariye geçelim bir süvar hesapta olmazsa olmaz en iyi komutanlardan bir tanesi. Kubink. Bunların üzerinde durmayacağım. Çok fazla zaten biliyoruz. Bir Justinian olabilir. Ziyang. Diğer kaybedenlerden bir tanesi. William. Hala da en üst noktada, peak noktada kesinlikle her şeyin arkasında kullanıyoruz. Kubink. Nevski. Jandar. Ardından bir William, bir Justinian bu komutanlara sahip olmanız gerekiyor eğer bir süvari komutanıysanız. Saladin kesinlikle çok fazla düşüş yaşadı. biliyorsunuz yine tek hedefli. Süvarilerde genellikle alan etkili bir tek biz burada bir jandarkta var, bir William da var. Ziyang'ta da alan etkili var ama yeni gelen komutanda da mesela Belisarius Prime'da da bir tek etkili yani tek alan tek taya vuruyordu. O kötü oldu. E Saladin de burada tek kıtaya vurduğu için ardından burada süvari savunması %20, saldırı %20, beceri hasar düşüşü %30, karşı saldırı hasarı %20, hasar bonusu %15. Kötü komutan değil, kötü değil ama kesinlikle değer kaybetti. Cengiz Değer kaybedenler süvari komutanlarından, değer kaybeden komutanlardan en dibe, en pik, en taban noktaya vuran komutan Cengiz Kesinlikle tek hedefli. Hani bu bir muhabbeti var. Bazen iki skill atıyor o çok 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 nadiren denk geldiği için o da zaten onu kurtarmıyor daha iyi yani yüzde yüz ihtimalle vursa da Cengiz Han da çok kırılgan çok kötü bir komutan e, kullanılmıyor kesinlikle uzak durun değer kaybeden komutanlardan bir tanesi acayip e, acayip zaten söylemiyorum sadece barbar barbar -bar kalesi kesiyoruz Minamoto aynı şekilde zaten e, parayla yapılan bir komutan olduğu için üstünde bile durmuyorum dediğim gibi Justin yanı zaten yapmamız gerekiyor durmuyorum Ziyang. eskiden Ziyang'ı biz çok fazla kullandık rallilerde oldukça kullanıldı süvari rallilerinde Ziyang'ı kullandık. Yani çok kötü değil. Hala da kullanılabilir. Ama alanda hala çok fazla kırılgan bir durumda. E çünkü biliyorsunuz Ziyang'ın üstüne birçok süvari komutanı geldi. Birçok piyade komutanı geldi. Okçu komutanı geldi. Yani bazen bazı durumlarda okçu bile bu e, Ziyang'ı tokatlayabiliyor. Ekipmanı iyi olan ya da Budika, Zuge gibi kom sağlam komutanlar Ziyang'ı yiyebiliyor. Öfke gereksinimi 900 alan etkili olması burada artı bir. Öfke gereksinimi 900 bu da artı bir benim için. Hasar faktörü 1700. Bu da çok iyi. 3 saniye boyunca savunmasını da 36 azaltıyor karşı tarafın. İyi bir rakam. Yuvarı saldırı bonusu %40. İntikal hızı %15. Tetiklenmiş %25 diyor asar bonus %5, doğrudan asar faktör %10 ihtimalle ee, boş falan filan. Yani iyi bir komutan kesinlikle olabilir. Alan etkili olması dediğim gibi bizim için büyük bir avantaj. Yine bir William'ımız var. Yine burada alan etkili 3 düşman katasına kadar. Üstünde durmayacağım. William'ı her türlü komutanla kullanıyoruz. Zaten becerilerini az çok hepimiz biliyoruz. At abisi yangın arkasına, At Nevskin'in arkasına, Kubing'in arkasına at Yani jandarkı önde kullanıyorsan jandarkın arkasına at. Justinian'ın arkasına at, at oğlu at her yerde kullan William'da olması gereken komutanlardan biri. Geldik Atilla Takeda'ya. Takeda'ya ikisini beraber söyleyeceğim. Atilla ve Takeda. Atilla değer kaybeden komutanlardan yine bir tanesiydi. Çok fazla değer kaybetti mi? Evet çok fazla değer kaybetti ama Atilla'yı kullandığımız tek bir nokta var hala şehir rallileri e bazen e, rallilere karşı saldırı açtığımız zaman da atillayı kullanıyoruz çünkü e, swarm yaptıkları için ralliye daha fazla ağır yasa, ara, yaralı alabilmek ya da biraz daha fazla rallinin ayakta kalabilmesi için hala atilla arkası Nevski kullanıyoruz yeni müze buff'larıyla ile beraber Nev atillayı Biraz daha fazla kullanacağız ama bu olay sadece KVK haritasında geçerli olacağı için Atilla'nın değer kaybetmesine engel olmadı açık ve net söyleyeyim. Değer kaybetti. Yapmak zorunda değilsiniz. Elinizde bir Atilla yoksa sizin için büyük bir kayıp değil. Buna da emin olun. Yani tabii ki bir şehir rallisi açmak için sadece ya da bir ralliye karşı saldırı açmak için yapılır mı? Bence yapılmaz. Takeda zaten en dibe vurmuş komutanlardan yine bir tanesi. Çok aşağı indi. Süvari komutanlarından en çok değer kaybedenlerden birisi de bu da çok üstünde durmayacağım yapmayın. Changup da Mario, burası bu da zaten değer kaybeden komutanlardan bir tanesi. Jadwiga tek hedefli üstünde durmuyorum. Bertrand tamamen büyük bir hayal kırıklığı çok büyük bir hayal kırıklığı tek hedefli yapmayın. Janziska bu da yine bir garnizon için elinizde garnizon yoksa ya da bir garnizon oyuncusuysanız, süvariyseniz Janziska'ya sahip olmanız gerekiyor. Hemen burayı bitirdik abi geldik okçu komutanlara. Okçular da yine aynı şekilde Zuge okçu hesapta. Okçu komutanlardan olmazsa olmazlardan birisi Zuge, birisi Ashurbanipal, birisi Henry, birisi Budika, birisi Herman Prime. Ee, biz üstünde duracağımız komutanlar işte Nebukadnezar. Çok değer kaybetti mi? Kesinlikle çok fazla değer kaybetmedi. Hala da Zuge arkası kullanıyoruz, Budika arkası kullanıyoruz, Henry arkası kullanıp sahaya çıkanı da gördüm. Kullanılabilir. Alan etkili olması zaten artı bir verdiği buff ve debufflar da çok iyi e, kullanılabilir. YZG çok büyük bir değer kaybetti. E, sahada okçu mesela ben şöyle yapıyorum. Piyade hesabımda kendi 2897'deki krallık es kral hesabımda 3 kıta piyade, 1 kıta okçu, 1 kıta süvari çıkıyorum. Bir okçu kıtası bu dik arkası YSG yapmak zorundayım. Çünkü elimde başka bir okçu komutan yok. Anca o şekilde çıkıyorum. Ama emin olun. Kvk 4 diyeyim. 4'ten sonra sadece çoklu barbar kesimi için kullanırsınız. Bir daha da kullanmazsınız. Çok değer kaybetti. Elcid zaten altın anahtardan fırlanan bir komutan. Kesinlikle uzak durun. Çok uzak. Yani çok fazla değer kaybetti. Tamiris aynı şekilde. Tamiris de çok fazla değer kaybeden okçu komutanlardan bir tanesi. Aşur'u söyledik. Aşur'u zaten yapmamız gerekiyor. Ramses. Yine bu bir okçu ama tek hedefli en büyük yanlışı yani en büyük kaybı burada eksi biri burada ek hasar faktörü 800 yani aslında bu biraz Richard'ın okçu versiyonuna benziyor. Tek hedefli burada okçu saldırı bonusu muhabbeti falan iyi. Buffları iyi yalnız bir okçu ve tek yani tek kıtaya vurduğu için tek hedefli olduğu için beni çok fazla tatmin etmiyor. Zaten eski bir komutan ama diyelim ki alan etkili vurmuş olsaydı bir tık kullanılabilirliği olabilirdi. Ramses de yine çok fazla değer kaybeden komutanlardan biri. Henry. Henry bir okçu hesapta olması gereken komutanlardan biri abi. Bir ralleciysen kesinlikle zaten elinde olması gerekiyor. Normal süvari piyade hesaplarında da olabilir. Eğer okçu seti iyiyse, kritikliyse, okçu temamı varsa, bir rally yapıyorsan Henry'e sahip olman gerekiyor. Henry aşırı Banipal ya da Henry arkası Zuge falan. Bu, bu tarz şeyler çalışıyor rallilerde. Kullanılabilir. yeni bir komutan zaten. Tutmosu zaten söylemiyorum. Edward en fazla okçu komutanlar arasında değer kaybeden komutanlardan bir tanesi de Edward. Yine tek hedefli. Abi okçusun. Yani okçu komutanlarda yani alıştık artık çoklu hedefe böyle 3 komutana 3 düşmana 5 düşmana vurmasına alıştık. 2500 hasar faktörü var ama bu sizi yanıltmasın. Hem eksi 1 olmasının nedeni tek hedefli. İkincisi öfke gereksinimi 1350. İkinci eksi 2. Üçüncüsü çok kırılgan. Arkada kullanamıyorsun. Yani diyelim ki mesela bunu arkaya atabilsek hasarı yarı yarıya düşmese atabilirsin arkaya kullanırsın. Mesela iyi bir okçu komutanın arkasına at kullan ama 1250'ye düşüyor. Bu da eksi 3 yani eee kesinlikle çok değer kaybetti. Henry e, Pardon Edward bundan uzak durun. Artemisia değer kaybetti mi? Evet değer kaybetti. Eskiden biz Amanitore, Artemisia garnizonlarını görüyorduk çok eskiden. Okçu, okçuların böyle popüler olduğu zamanlarda. Şimdi değer kaybetti. Ama artıları alan etkili. 3 tane düşman kıtasına kadar doğrudan hasar faktörü 1800. Çok iyi bir rakam. E, %20 okçu savunma, %20 okçu sağlığı. Çok iyi sağlık olması bir okçuda. Normal hasar düşüşü yüzde ihtimalle yüzde on falan işte hasar artışı %50, elli yüzde elli ihtimalle diyor bak e güzel bir komutan alan hasarı veren bir komutan kullanılabilir değer kaybı çok fazla yaşamayan komutanlardan biri ama önde kullanmayın kesinlikle arkada kullanın bir Budik arkası olur bir Zugi arkası olur işinizi görür ama bu da yine değer kaybeden komutanlardan bir tanesi çok fazla değer kaybetti en yani artık bir Dido var biliyorsunuz. Dido arkası Zuge ya da Dido arkası Heraklius. RAL Garnizonları yapıyoruz. Amanitore'nin suratına bile bakmıyoruz. Burada hasar faktörü. 1300 yine tek hedefli. Çok eski bir komutan. Tek etkili olması da dediğim gibi. Eksi bir hasarı çok düşük ve çok eski. Çok kırılgan. Dido'nun da gelmesiyle beraber gerçekten haddinden fazla değer kaybettin. Büyük Cyrus. Tek hedefli yine bir komutan. Okçu bir komutan. Tek hedefli olması çok değer kaybeden komutanlardan birisi. Yani bence gerçekten o da çok fazla değer kaybetti. 1400 hasar faktörü var. Hasar faktörü artış %20, %15 intikal hızı, %30 saldırı bonusu varmış. Kesinlikle kullanmıyoruz. Çok yönlülük, beceri şeyi var. Tek hedefli. Kullanmayın. Bu dikayı zaten söylememe gerek yok. Gılgamış. Gılgamış da eskiden çok fazla okçu komutanların, okçu oyuncuların rallilerde kullandığı bir komutan. Zamanında gerçekten çok iyi işler başarmış. Kendini rallide ispatlamış bir komutan. Değer kaybetti mi? Bence evet değer kaybetti. Tek hedefli. Eksi bir hasar faktörü. 1500 yine düşük bir rakam. Çok iyi değil. Sağlık düşüşü karşı taraftan 3 saniye boyunca %30. %30 sağlığı sağlığı bonus okçu saldırı. bonusu %20 saldırı şöyle bir şey var Gılgamış bir okçu için yani saf bir okçu için diyelim ki 4 kıta 5 kıta okçu çıkıyorsun. Kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Araya diğeri dereye bir yere sıkıştırırsın. Neden? Çünkü sana buff ve debuff sağlar. Aynı zamanda çok çok kötü değil. Çok değer kaybettiğini de düşünmüyorum aslında. Zaman geçmişte çok kullandık. Zamanında bayağı kullandık. Şimdi kullanılabilir mi? Kullanılır. Yani bir okçu saf okçuysan gılgamışı sahaya koyup Önde de kullanabilirsin. Arkada da kullanabilirsin. Eğer ki ön tarafa koyacağın daha yeni meta bir komutan yoksa. Önde kullandığını farz edersek. Bir Trajan gibi düşün. Trajan kendi girmiş olduğu fightlarda raporları kötü gelir Trajan'ın. Ama etrafındaki kendi böyle diğer 4 kıtan var ya senin. Onlara sana buff sağlıyor. Bu da onun gibi bir şey. O diğer 4 kıtanın raporunun iyi gelmesine yardımcı olabilir. E, diyoruz arkadaşlar değer kaybeden komutanlar, uzak durulması gereken komutanlar, piyadeler, okçular, süvariler, kimler, hangi oyuncular, neler yapmalı, hangi komutanlar kesinlikle olmalı bunları değerlendirdik. Yine videonun başında belirtecektim, unuttum. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, bildirim butonunu açmayı unutmayın. Yine başta söyleyecektim ama unuttum. E, çekilmesini istediğiniz videolar varsa, hesaplarınızı inceletmek istiyorsanız krallıklarınızı tanıtmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Birçok oyuncunun şu anda hala da yani hesabımı inceler misin abi işte kardeşim hesabımızı incele ya da jump projeleri krallık incelemeleri falan geliyor. Bunları tek tek hani bir zaman dilimine yayıyorum. Zamanı geldi de hesaplar hesap inceleme videoları krallık inceleme videoları gelecek. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basın. Bildirim zilini açın ki yeni videolar, yeni canlı yayınlar geldiğinde sizlere bildirim gelsin. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>